böyle bir şey yaptın Cem? Perişan halde kafa travması olabilirmiş. Harika. Ben Cem'e zarar verecek bir şey yapmadım. Cem, senin yaptığını söylüyor. Harika. Ben Cem'e zarar verecek bir şey yapmadım. Sen yapmadıysan nasıl bu hale geldin? Batı Berlin'de yer alan araştırma laboratuvarında çıkan yangının kundaklama olduğu ve Doğu Almanya tarafından görevlendirilmiş ajan Eşref Anadolu tarafından yapıldığı tespit edildi. Vatan haini Eşref Anadolu cinayetten aranıyor. Vatan haini ne olur sonunda? Süreyya. Neden geldin? Seni merak ettim. Cem'i de merak ettim tabii. Bir göreyim dedim, bakayım ne olmuş. Sen yapmadın yani. Hayır. Cem Kemal yaptı diyor. Yani kime inanacağım, neye inanacağım şaşırdım. Harika, kime inanacağını sana ben söyleyemem. Durum ciddi Kemal. Kasten adam yaralamadan dava açacaklar sana. Açsınlar. Ben hiçbir şey yapmadım. İçim çok rahat. Tamam. Tamam yani Cem kıskançtır. Çok kıskançtır. Ama böyle bir şeye de yalan söyleyecek kadar da psikopat değildir. Emin misin? Peki sence ben onu bu hale getirip sonra da ben yapmadım diyecek kadar psikopat mıyım? Bilmiyorum. Bilmiyorum, tanımıyorum ki seni ben. Hakkında hiçbir şey bilmiyorum ki Kemal. Birkaç saat öncesine kadar böyle düşünmüyordum. Neden öyle davrandı halam sana? Ne oldu? Onu da söylemiyorsunuz. Süreyya Hanım babamın adını duyunca benden gitmemi istedi. Baban? Kim ki senin baban? Harika. Ne oldu Kemal Bey? Eserinizle iftar etmeye mi geldiniz? Hala Kemal Cem'le konuşmak için gelmiş. Harika. Rica etsem içeri geçebilir misin? Hala. Rica ediyorum. Ne yüzle geldiniz buraya?
Ne yüzle geldin? 2 sene sonra. Öylece hiçbir şey yokmuş gibi. Kapıdan içeri giriyorsun, öyle mi? Nerede senin karın? Nerede çocukların, neredeler? Onları mı terk ettin bu sefer de? Başka yalanları mı var bana anlatacak? Niye geldin? Süreyya, 3 gündür yoldayım. Hiç uyku uyumadım. Polis peşimde. Ne olur bana biraz müsaade et. Her şeyi anlatacağım. Her şeyi söz. Defol. Defol git evimden, defol. İstemiyorum, nefret ediyorum senden, defol. Nefret ediyorum senden, nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum. Çok özledim seni. Ben özlemedim. Hiç özlemedim. Nefret ediyorum senden. Anladın mı? Nefret ediyorum senden. Ben her gün bekledim seni. Niye yaptın bana bunu Eşref? Niye yaptın, ben her gün bekledim seni, geleceksin diye bekledim seni. Döndüm artık, bak buradayım. Her şeyi anlatacağım, söz veriyorum. Her şeyi anlatacağım, her şeyi. Ben Cem'e bir şey yapmadım Süreyya Hanım. Bence siz de bunu gayet iyi biliyorsunuz. Boşa nefes tüketiyorsunuz. Size inanmıyorum, inanmayacağım da. İnanmamak gibi bir huyunuz olduğunu fark ettim. Ben sizin güveninizi sarsacak hiçbir şey yapmadım. Ama belli ki babam yapmış. Doğru mu? Konumuz bu değil şu anda. Size bir şey açıklamak zorunda da değilim. Buradan gider misiniz lütfen? Ayrıca Harika'nın etrafında dolaşmanızı da istemiyorum Kemal Bey. Harika kendi kararlarını kendi verebilecek yaşta Süreyya Hanım. Eğer benimle görüşmek istemezse onu zorlayacak değilim. İstemiyor, istemeyecek. Lütfen gider misiniz buradan? Eğer babamla ilgili konuşmak isterseniz... Ya sen ne laftan anlamaz adamsın. Ben seninle konuşmak falan istemiyorum. Ayrıca sen çok şanslısın biliyor musun? Babanı hiç tanımadığın için. Çünkü senin baban benim hayatımda gördüğüm en berbat, en karaktersiz, en alçak adamdı. Öyle mi? Öyle. Harika benim sözümü çiğnemez. Sizi bir daha görmeyecek. Onun için haddinizi aşmadan artık gider misiniz buradan? Tabii ki giderim. Ama son bir şey söyleyeceğim. Babam size ne yaşattıysa belli ki canınızı çok yakmış. Ama içimden bir ses sizin de onun canını çok yaktığınızı söylüyor. Sen Eşref, nereden çıktın? Niye hortladın?
Aşık bir adam için hangisi daha zordur? Sevdiği kadından ayrı kalmak mı? Yoksa sevdiği kadının ona inanmaması mı? Peki ya bir kadın için? Dünyanın en zor şeyi sevdiği adamın ona ihanet etmesi midir? Yoksa sevdiği adama ihanet etmek mi? Hoş geldin Eşref. Ali Tahir mi deseydim yoksa? Tam karşımda 90 yaşında bir adam duruyor. Yaşlanmıyor. 30 yılda dünya çok değişti. Teknoloji çok gelişti. Bu kez daha akıllı davranırsan birlikte dünyayı değiştirebiliriz. Sakın çözme beni. Çözersen seni öldürürüm. Hiç tereddüt etmem, öldürürüm. Anladın mı? Ne güzel, bak yeni bir karım var. Süreyya Hanım. Hoş bir hanımefendi, tanıştı kendisiyle. Hatta ona verdiğim fotoğraflar bir hayli ilgisini çekti. Pasaportun hazır. Ya benimle Almanya'ya gelirsin ya da konağın yanmasını seyredersin. Tabii içindekilerle beraber. Tamam, patlama. Geldim, patlama. Allah Allah. Hayırdır? Paşam. Buyur paşam, buyur. Ya ne olur kusura bakma, böyle sabah sabah birden karşında görünce şaşırdım. Turgut, konağa yakın olmanın bir yolunu bulabilir misin? Nasıl yani konağa derken? Konaktakileri korumanın, güvenliğini sağlamanın bir yolunu bulmamız lazım. Oo. Ya paşam, şimdi benim anlamadığım bir şey var. Sen diyorsun ki kapıda zorlama yok.
Kapıda zorlama yoksa belli ki anahtarla girilmiş. Ama anahtarın biri sende, biri bende. Bir gariplik yok mu sence de bu işte? Birimizin anahtarını kopyalamışlar. Sen kazan tamiri için kimlerin gittiğini öğrenebildin mi? Yok, öğrenemedim paşam, kusura bakma. Ya evde bir kamera olsa, yani niye kamera koymazsınız arkadaş? Ama şunu söylemek zorundayım, artık sen o evde kalamazsın. Burası güvenli değil. Sana yeni bir yer bulmamız gerekiyor. Turgut, benim bu adamların kim olduğunu bulmam lazım. Harika'yı ikna etmem lazım, bana güvenmesi lazım. Şimdi paşam, hadi bu Cem denen çapsızı konuştururduk diyelim ki ben onu çok güzel konuştururum. Harika da hepsini duyar, öğrenir. Hiç sıkıntı kalmaz. Ama Harika'nın atlatması gereken daha büyük bir zorluk var ki o da Süreyya Hanım. Süreyya ne yaparsa yapsın, Harika bana inandıktan sonra ben ondan vazgeçmem. O yüzden de senin artık içeride olman gerekiyor. Malum, ben konağa yaklaşamıyorum. Tamam paşam, o iş bende. Ben o işi hızlandıracağım. Hiç sıkıntı yok. Ama benim sana bir soru sormam lazım. Sorma. Tamam. Süreyya Hanım sana ne yaptı? Sorma Turgut, sorma. Yani tam olarak ne oldu bana? Hani size ne yaptı diye. Bu yarayı Kıbrıs'a almıştın ya, 74'te. Hani canın çok yanmıştı ya. Sen gittikten sonra ben de kalbime kurşun yarası aldım işte. Kurşunla nefes almaya çalışıyorum 2 senedir. Ellerini, saçlarını, bu güzel yüzünü düşünmeden geçirdiğim bir gün bile olmadı 2 senedir. O halde neden gittin? Başka bir kadın hem de. Başka bir kadın yoktu.
O mektubu sana yazmak zorunda kaldım ben. O mehtaplı gece sana söylemiştim. Öyle bir sırrım var ki ne sana ne de başkasına anlatamam demiştim. Hatırladın mı? Evet. Ben de sırrın her neyse ben seni yine de severim demiştim. Öyle olmadı ama. İnanmadın bana. Evden kovdun beni. Ne yapsaydım Eşref? O fotoğraftaki sendin. Kendi gözümle gördüm. Evet, fotoğraftaki bendim. Ama o yanımda gördüklerim... onlar senden çok önceki ailemdi. Hepsi öldü. Hiçbiri hayatta değil. Ne demek bu? Nasıl oldu? Nasıl öldüler? Neden bana daha önce söylemedin Eşref? Süreyya, sana şimdi anlatacaklarıma asla inanmayacaksın, biliyorum. Sana masal gibi gelecek. Yalan gelecek, biliyorum. Ama ne olursa olsun anlatmam lazım. Dışarıda bana iftira atan insanlar var. Bilmediğin ama çok tehlikeli şeyler dönüyor Süreyya. Ve ben seni bir daha kaybetmek istemiyorum. Şef. Bana doğruyu söyle. Sen hiç kimseyi öldürdün mü? Cevap verme. Cevap verme istemiyorum. Anlatma bir şey. Sen geldin ya. O bana yeter. Hey, açsındır sen. Ben sana bir şeyler hazırlayayım. Sen de rahatla, dinlen, ha? Bana güvendiğin için teşekkür ederim Süreyya. Süreyya? Ne zannettin? Bu yaptıklarının yanına kâr kalacağını mı zannettin? Sen yalnız bana değil ülkene de ihanet ettin. Sen bir vatan hainisin. Hayır, bu doğru değil. Eşref Anadolu, teslim ol. Hemen çık dışarı yoksa ateş açacağız. Yoksa öldürecekler seni.
şu an zaten öldüm Süreyya. Tetiği de sen çektin. Vatan haini değilim ben.